Sayın seyirciler, günden yansıyanlara hoş geldiniz. Konuk bölümünü kapattık. Haber bölümüyle yeniden karşınızdayız. Sayın seyirciler, Kaşmir'de yıllardır devam eden Hindistan zulmü bitmek bilmiyor. İşgal altındaki bölgeden her gün yeni can kayıpları, haberleri geliyor. Pakistan hükümetinden de Kaşmir'de yaşanan bu sorunu anlatmaları için bir heyet Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunuyor. Pakistan hükümeti tarafından görevlendirilen heyettekiler Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne ziyarette bulunarak Kaşmir sorununu dile getirdi. Kaşmir'de yıllardır devam eden Hindistan zulmü bitmek bilmiyor. İşgal altındaki bölgeden her gün katliam haberleri geliyor. Pakistan hükümetinden de Kaşmir'de yaşanan bu sorunu anlatmaları için bir heyet Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunuyor. Pakistan hükümeti tarafından görevlendirilen heyettekiler, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne ziyarette bulundu. Heyeti ESM Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Ben başlangıçta hemen şunu ifade edeyim. Misafirlerimiz Pakistan'dan geliyorlar. Bir parlamento heyeti Kaşmir'de son zamanlarda yaşanan problemleri ve orada Hindistan tarafından icra edilen cinayetleri anlatmak için elbette bütün dünyada kendilerine bu problemin çözümünde destek olunmasını bekliyorlar. Hükümet yetkilileriyle, parlamento başkanıyla bir takım görüşmelerde bulundular ve yarın da bazı görüşmelerde bulunacaklar. Biz Türkiye olarak Kaşmir problemini biliyoruz. ESAM olarak da bunun takipçisiyiz. Yıllardır bu mesele bizim her zaman gündemimizde olmuştur. Ama son zamanlarda meydana gelen hadiseler sanki sınırı aştı gibi gözüküyor. Son yapılan baskılar ve zulüm hakikaten kabul edilmesi mümkün olmayan davranışlar. Özellikle de Kaşmir problemi 1945 Birleşmiş Milletler'in kurulmasından sonra ve 1948 Pakistan ve Hindistan'ın ayrılmasından sonra dünya gündeminde her zaman var olmuştur. Birleşmiş Milletler'in müteaddit defalar almış oldukları kararlara rağmen Hindistan bu kararlara ittiba etmemekte ısrarlı gözüküyor. Ama böyle bir zulmün devam etmesine de dünyanın razı olmaması lazım. Biz Türkler olarak eminim ki Türk hükümeti de bu konuda üzerimize düşen hangi vecibe varsa onu bir hakkın yerine getirmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Şimdi söz Pakistan'dan burayı teşrif eden büyükelçimizle beraber geldiler. Pakistan Başbakan Özel Temsilcisi ve Pakistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Pervez Malik, Kaşmir sorunu hakkında şunları söyledik. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Kaşmir sorununu yakından takip ettiğimizi biliyoruz. Kaşmir'le alakalı dayanışma günü tertip ettiğimizi de biliyoruz. İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere Kaşmir'de yıllardan beri devam eden bir problem mevcut. Hindistan hükümeti baskı ve zulmüne İkinci Dünya Savaşı'ndan beri devam ediyor. Özellikle Temmuz 2016 yılının Temmuz ayında direniş liderlerinden Burhan Vani'nin şehit edilmesinin ardından meydana gelen olaylarda oldukça vahim vakalar yaşandı. Bu Burhan Vani'nin öldürülmesinden sonra artmakta olan baskıdan ve zulümden bahsediyordum. Hindistan hükümeti bu hareketin ciddi bir noktaya gelmesinden endişe ettiği için hemen bunu engellemeye ve baskı altına almaya çalışıyor. Onlar Hindistan hükümeti bütün ahlak ve hukuk kurallarını ayak altına alıyorlar. Şu anda insan öldürmeler, işkence ve başka türlü cinayetler devamlı yaşanıyor orada. Heyetten Pakistan Milletvekili Mohsin Sahab Mahmud ise Kaşmir'de yaşanan çatışmalarla ilgili şunları dile getirdi. Your Excellencies and
thank you very much for being here with us and giving us an opportunity to explain to you that what is actually happening in Indian-occupied Kashmir. Because after the complete shutdown of media in Indian-occupied Kashmir, there are few things which are not coming into the notice of international community. Saygıdeğer arkadaşlarım, bizi buraya davet edip bize burada Keşmir'le alakalı bir ne olup bittiğini anlatma fırsatı bahşettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hindistan işgali altındaki Keşmir'de özellikle son dönemde tamamen bir medya baskısı yaşanıyor. Medya tamamen bastırılmış durumda. Dolayısıyla oradaki olup biten hadiseler dünyaya tam olarak aksettirilemiyor. Size bu akşam bunlardan paylaşacağız. As I've been told that you are very, very well aware about the brief background of whatever is happening in Kashmir, so I would not get into the details how this dispute started after the partition of India and Pakistan and subcontinent. But I would just quickly go through the figures that how many people till date have lost their lives in order to claim their right of freedom. Around 100,000, 94,000 people have been martyred by the Indian occupied forces in Indian occupied Kashmir. Siz de bu meseleye yeterince vakıf olduğunuz için size bu meselenin 1948'den bu yana gelen arka planını detaylı olarak anlatmayacağım. Hindistan ve Pakistan'ın ayrılmasından sonra yaşanan Hindistan'ın Keşmir işgali detaylarını siz de biliyorsunuz. Bunun yerine bununla alakalı bir takım istatistiklerle başlayacağım. Bu süreçten beri Keşmir bağımsızlık davası uğrunda 94 bin kişi Hindistan işgal kuvvetleri tarafından şehit edilmiştir. The figures I am quoting are starting from 1989 and 94,000 people lost their life at the hands of Indian armed forces in Indian occupied Kashmir, and around 7,000 people have been tortured to death in the torture cells of the Indian armed forces. Bu rakamlar 1989 senesinden itibarendir. Yani 94 bin insan 1989 senesinden itibaren 94 bin insan şehit edildi ve o zamandan beri 7 bin kişi de işkence altında Hindistan işgal kuvvetlerinin kurduğu işkence odalarında işkence altında can verdi. And there are reported cases of sexual assault and rapes, around 10,000 reported cases at the hands of Indian troops, innocent Kashmiri girls, mothers, daughters, sisters have been raped by them, which is height of brutality. Ve gene bu süreçten beri yaklaşık 10 bin tane tecavüz ve bu benzeri saldırılar yaşandı. Keşmir'deki annelere, kız kardeşlere ve kardeşlerimize. Around 6,000 massive graves have been discovered so far. And many people have been taken into custody. Many Hurriyet conference leaders have been taken into custody and they are not allowed to travel outside of Indian occupied Kashmir. There are restraints on them. This was the brief background which I was trying to give. But now moving towards the recent situation after the death of young freedom fighter Mr. Burhan Wani, after that a new era of uprising has started in Indian occupied Kashmir. Ve gene bu süreçten beri 6000 tane toplu mezar bulundu. Ve gene Hindistan işgal kuvvetleri birçok insanı gözaltına alıyor, göz hapsine alıyor ve birçok önde gelen şahsın Keşmir dışına seyahat etmesine izin vermiyor. Bunlar şu yakın zamana kadar olan hadiselerdi. Şimdi size Temmuz 2016'da özgürlük savaşçılarından Burhan Vani'nin şehit edilmesinden sonra olan yeni direniş ve onunla alakalı bilgiler vereceğim. India is always into blame game.
they are always blaming Pakistan for anything goes wrong in India. Even if a mosquito is dies in India, they are blaming Pakistan for it. But actually what happened on 8th July 2016, the people of Kashmir, Indian occupied Kashmir, they came out of their homes to attend the funeral of this young freedom fighter. Around hundreds of thousands of people came on the roads in order to attend this funeral, and Indian armed forces tried to subvert them, tried to force them to remain in their homes and not to attend this funeral. And the reaction of the people started over there, and then this uprising started in such an aggressive manner by this new generation of protesters, and they got onto roads, and after this they started pelleting people, they started shooting at innocent people, and they started using these weapons, these pellet guns, on the young people. Hindistan her zaman ne kendi ülkesinde ne olursa olsun her zaman Pakistan hükümetini suçlamayı tercih eder. Suçlamayı tercih etmeye devam ederler. Fakat bu sefer yaşanan hadise doğrudan kendilerinin yaptığı şeylerden neticelerinde oluştu aslında. Bu 2016'nın Temmuz ayında Burhan Vani adlı direnişçinin öldürülmesinin ardından insanlar onun cenazesine katılmak istediler. Bu insan toplulukları on binlerce insandan kuvvetleri bunların bu cenazeye katılmasını engellemek istedi. Onları dağıtmak istedi. Bu dağıtma teşebbüsü olduğu zaman oradaki cenazeye katılan insanlar da tepkilerini ortaya koydular ve bu yeni bir direnişi başlattı. Bu direnişin neticesinde ortaya çıkan olaylarda Hindistan işgal kuvvetleri bu sefer pellet gun dediğimiz bir silah kullanmaya başladılar. Bu tam detayını bilemiyorum. Bir saçma gibi bir şey anladığım kadarıyla. Bu insanların üzerine doğrudan sıkmaya başladılar bu silahı. Ve bu neticede görüyorsunuz işte bu silah kullanımı neticesinde yaralanan ve ölen insanlar. And since then, they are using these pellet guns on the innocent women who are not protesting even, who are sitting in their homes, have nothing to do with the protests. They are just entering in their homes, they are shooting them, and they are making sure that the young generation of Indian-occupied Kashmir should be a blind generation. This is what they are doing intentionally. They are shooting at their faces, and there are reportedly 110 martyrs since 8th July 2016, and around 12,000 people have received critical injuries during this movement, and around 700 protesters have received critical eye injuries, and around 150 people have gone permanently blind. Evet, bu Hindistan İşgal Kuvvetleri bu pelet silahının kullanımını oldukça yaygın bir şekilde yapıyorlar ve protesto in the bodies of the victims. They can if a victim doesn't die because of the pellet gunning, these pellets have special kind of chemical on it which can cause infection and can further result into the imputation of their body organs. Hindistan Keşmir'deki tabipler orada birliği bu konuyla alakalı birçok basın toplantısı düzenlediler ve söyledikleri şu: bu pelet silahı insan vücuduna girdikten sonra bir zaman bombası gibi, o anda insanı öldürmese bile o içinden çıkan bazı kimyasallar zaman içinde organların kaybına ve dokuların kaybına yol açıyor ve zaman içinde de insanları öldürebiliyor. They can travel through the blood arteries, according to the recent statements of the Doctors Association of Kashmir, that they can travel with the blood to the heart, which can cause cardiac arrest, and they can also travel to the brain and cause brain failure, brain hemorrhage, something like that. Bu gene bu pelet silahının mermileri damarlarda dolaşabiliyor ve bu sayede kalbe gidip kriz oluşturabiliyor ve bu sayede beyine gidip orada kanama oluşturabiliyor. Then what they are also doing is that they are targeting the paramedics, they are targeting the doctors.
indiscriminate sort of pelleting through pellet guns by the Kashmir, in the Kashmir, in by the Indian occupied forces, have never been recorded in the history of this dispute. They are even aiming at the doctors, and doctors are also getting blind. They are shooting at the eyes of the doctors because they don't want them to treat the victims of victims who have been injured during the protests. They are threatening the doctors. They are entering in the hospitals by use of force. They are tear gassing the hospitals. They are questioning the paramedics. They are harassing the paramedics. They are stopping the ambulances. They are breaking the ambulances. And they, to the extent, they have also killed one ambulance driver recently. Bu Hindistan işgal kuvvetlerinin buradaki seviyesiz saldırılarını göstermek açısından şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bunlar aynı zamanda son zamanlarda doğrudan sağlık görevlilerine saldırıyorlar bu pelet silahlarıyla. Ve işte gördüğünüz gibi bu doktorların bir kısmı bu sebepten ötürü kör olmuş durumdalar. Aynı zamanda bu Hindistan işgal kuvvetleri hastaneleri bastılar. Orada hastanenin içine biber gazı sıktılar. Gene sağlık çalışanlarının yolunu kesiyorlar. Onlara doğrudan saldırıda bulunuyorlar. Hatta bu sebeple bir tane ambulans şoförü de hayatını kaybetti. They are killing innocent children, minor children. They are killing them. They are shooting at them while they are with their mothers. They are shooting them while they are traveling in bazaars with their parents and have nothing to do with the protests. While they are peacefully sitting in their lawns, in their homes, watching TV, they just are aiming at them, shooting them with the pellets, and they just want to demoralize them. They just want to demoralize this new generation of protesters and want to put them under tremendous pressure so that they should give up their claim of self-determination. Doğrudan bu Hindistan işgal kuvvetlerinin saldırıları doğrudan masum çocukları, annelerinin kucağında pazara giden, evlerinde oturan masum çocukları hedef alıyor. Ve bu saldırılar onların, bu yeni nesil protestocuların moralini bozmayı, onların üzerine baskı kurmayı ve onların kendi haklarını tayin etme yolundaki direnişlerini kırmayı hedefliyor. And the level of hatred among the people of Kashmir has not traveled to the extent of second generation. This is a tweet by an Indian Armed Forces official in which he is mentioning himself that they are failed in Kashmir, because this is a child, I think he's of 3 years or 4 years age. He's aiming at the Indian Armed Forces with his slingshot and is not scared of them, is not scared of death. So this is something which can show us the level of hatred among the people in Kashmir, Indian occupied Kashmir, against the Indian armed forces and against the Indian occupation. Size bu durum Hindistan işgali altındaki Keşmir'deki vatandaşların işgal kuvvetlerine yönelik nefretinin ne kadar arttığını göstermek için bir tweet göstereceğim. Burada resimde gördüğünüz çocuk elinde sapan silahıyla, kuş sapanıyla oradaki askere saldırmaya çalışıyor ve silahlı askerden hiç korkmuyor. Bu oradaki insanların halet-i ruhiyesini göstermek They are also torturing people who are have nothing to do with the protests. They are torturing people. This is a body of a doctor, of a young lecturer who was killed by them during the torture. You can see the marks on his body. They are so ruthlessly doing it. These are some other pictures, because there is completely media shutdown in Indian occupied Kashmir. So I'm showing these pictures to you, and this is how they are dealing with the people in Kashmir. These are few pictures, and if you want, I can also request my ambassador to Turkey that he can hand over these pictures and the complete dossier to you. So this is very briefly. I was just trying to explain what they are doing there, and the Doctors Association has been demanding this from the international community, that they don't have eye transplant technology
to treat so many patients. So they are requesting the international community. They have also requested Pakistan, and Pakistan, Prime Minister of Pakistan has raised this issue in international during the United Nations Convention as well. That the immediate attention of the international community is required, especially with regard to these people who are about to become permanently blind, because they don't have that technology. Then they don't have they don't have extra beds, because hundreds, thousands of people are injured and in the hospitals. The doctors are saying they don't have beds to treat them in intensive care units. Şimdi bu hadiseyle alakalı olmayan insanlar bile işkence altında tutuluyor. Az önce resmini gösterdiğim şahıs bir öğretmendi, işkence altında can verdi. Ve bunun gibi çok alakasız insanları acımasızca işkence altında öldürmekten çekinmiyorlar. Bunlar size kısaca olup biten hadiselerin vahametini anlatmak adına verdiğim örneklerdi. Hindistan Tabipler Birliği özellikle önemli bir sıkıntı içinde. Bu pelet silahın yaptığı etkiden ötürü birçok insan kör olma tehlikesiyle karşı karşıya ve bununla alakalı tedavi yapmak durumundalar. Şimdi bu oradaki doktorlar göz nakliyle alakalı teknik tertibat yoksunluğu içindeler ve bunu uluslararası komiteden, uluslararası camiadan ve diğer ülkelerden talep ediyorlar. Öbür türlü birçok insanın tamiri geri mümkün olmayacak şekilde tamamen kör olma tehlikesi söz konusu. Aynı şekilde bu hastanelerde o kadar çok insan var ki yatak sıkıntısı da yaşanıyor. Aynı şekilde yani tıbbi döküman ihtiyacı da yaşanıyor. Bunlarla alakalı ciddi bir talep söz konusu. Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden ESAM Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, Kashmir sorununun bütün dünyaya duyurulması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yani biz Kashmir meselesini Türkiye'nin gündemine getirmek için gelen Pakistanlı kardeşlerimize, parlamenterlere, büyükelçilerimize, elçimize teşekkür ediyoruz. Kashmir meselesi onların olduğu kadar bizim de derdimiz. Biz bu konunun kamuoyuna aktarılması, kamuoyunun bu konuya ilgisinin çekilmesi, hükümetlerin, siyasi partilerin bu konuda daha duyarlı olabilmeleri, gerekli adımlar atabilmeleri için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Elbette basında, akademik çevrelerde de bu duyarlılığın oluşmasına gayret göstereceğiz. Bu konuda da zaten Allah nasip ederse ESAM olarak büyük ihtimalle önümüzdeki sene bir uluslararası Kashmir konferansı tertip etmeyi de arzu ediyoruz, düşünüyoruz. Bu da Türkiye'nin bu konuya sahip çıktığının bir işareti olacak. Aynı zamanda hem halkı hem de hükümetleri bu konuda düşünmeye, adım almaya davet etmiş olacak. Kashmir halkını biz her zaman takdir ettik. Yani dünyada benim gördüğüm İkinci Cihan Harbi'nden beri İslam aleminin yaşadığı iki bölgede problem var, Müslümanların yaşadığı iki bölgede. Birisi Kashmir, birisi Filistin. Bu iki bölgede de 1948'den beri Müslümanlar baskı altındalar. Toprakları işgal ediliyor, insanlar katlediliyor. Maalesef kadınlara, kızlara tecavüz ediliyor. Fakat İslam alemi bu 70 senelik zaman zarfında bu probleme bir çözüm bulamamış olmasına rağmen orada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz 70 yıldır olağanüstü bir direnç gösteriyorlar. Bunu takdir etmemek, bunu övmemek mümkün değil. Hakikaten orada gösterilen direnç herkese örnek olacak bir direnç. Bütün Müslümanlara, daha doğrusu bütün ezilen ülkelere, gruplara. Biz tekrar ESAM camiası olarak bunu, üzerimize düşeni bu konuda yapmaya hazırız. Şu hususu biz hemen hemen her seferinde tekrar ediyoruz. Biz rahmet rahmana kavuşan Erbakan hocamızın talebeleriyiz.
Erbakan hocamız dünyada huzur ve barışın olabilmesi Müslümanların güçlenmesine bağlı diyordu. Üç hedef bize göstermişti. Böyle bir çalışmayı yapabilmek için öncelikle bulunduğumuz ülkelerde ahlaki ve manevi değerlerin ihyası için gayret sarf edeceğiz. Çünkü üstlendiğimiz görev çok büyük. Sağlam ahlaki ve manevi değerlere sahip olmadan bu direnci 70 yıl devam ettirmek mümkün değil. İkincisi, her ülke, Müslüman ülke kendi içinde dışarıdan gelecek bütün tehlikelere karşı, baskılara karşı direnebilmek için güçlenecek. Yani sanayide, teknolojide en üstün seviyeye çıkacak ki bu direnci gösterecek maddi imkanlara kavuşsun. Üçüncüsü de biz dünyanın problemlerini sadece ferdi olarak, Müslüman ülkeler olarak ferden çözemeyiz. Mutlaka İslam ülkeleri bir araya gelmeli ve dünyada barışın ve huzurun temini için birlikte bir direnç göstermeli, çalışmalıyız. Allah yardımcımız olsun. Tekraren biz üzerimize düşen görevi yerine getirmek için bu noktadan itibaren elimizden geleni yapacağız, gayreti göstereceğiz. Buraya kadar geldikleri için, bizimle beraber oldukları için, dertlerini bizlerle paylaştıkları için ben Pakistanlı parlamenterlerimize, büyükelçimize, mensuplarına, tekrar Pakistan'dan gelen heyet üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. TV5'e özel röportaj veren Pakistan Türkiye Büyükelçisi Sohih Mahmut'sa Kashmir sorununa hassasiyetlerinden dolayı TV5'e teşekkür ettik. Teşekkür ederiz bize, bana bu röportaj şansını verdiğiniz için. Bildiğiniz gibi Kashmir'de problemler 1948'den beri devam ediyor. Fakat bu yeni hadiseler 8 Temmuz 2016 tarihinde direnişçilerden Burhan Vani'nin öldürülmesi ardından gerçekleşti. Burhan Vani'nin öldürülmesinden sonra onun cenazesine yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Hindistan işgal kuvvetleri Kashmir'de onun cenazesine insanların katılmasını engellemek için baskı ve saldırılarda bulunmaya başladılar ve bu yeni bir direniş dalgasını ortaya çıkardı. Bu yeni direniş dalgası başladıktan sonra ortaya çıkan neticede Hindistan işgal kuvvetleri pelet silahı kullanmaya başladılar ve bunu doğrudan insan vücuduna ve insan gözüne hedef almaya çalıştılar. Bu süreçte yaklaşık 110 kişi şehit oldu. 1200 civarında ciddi manada yaralanan insan var. Yine çok sayıda gözünden yaralanan insan var ve tamamen bu pelet silahının etkisiyle kör olmuş insan da mevcut. Biz bu hadisede Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Türkiye uluslararası camianın bir üyesi olarak, İslam Teşkilatı Örgütü'nün bir katılımcısı ve şu mevcut başkanı olarak her zaman Pakistan'ın yanında yer aldığını, Kashmir halkının yanında yer aldığını, onların kendi geleceklerine tayin hakkı bulunduğunu, meselelerin çözümünde çatışmanın değil diyaloğun esas alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu vesileyle biz Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz. Burada çeşitli parlamenterlerden ve çeşitli hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyet bu Kashmir'de olan hadiseleri dünyanın birçok başkentinde doğrudan insanlara aktarmak adına bulunmaktalar. Belki takip ettiğiniz üzere Kashmir'de büyük bir baskı mevcut ve az önce anlattığım hadiseler yaşanıyor. Fakat bunlar dünya kamuoyuna ciddi manada yer alamıyor. Biz bu vesileyle ülkelerin siyasileri, ülkelerin sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve diğer insanlarla bir araya gelmek adına çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu sebeple Pakistan'dan parlamenterler ve diğer arkadaşlar görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelmiş bulundular. Ve bu Kashmir halkının kendi hakkını, kendi geleceğini tayin etme hakkının kendi ellerinde olması
yapılması gerektiği, meselelerin diyalogla çözülmesi gerektiğine ilişkin kanaatlerini bir kez daha burada aktardılar. Biz de bu amaçla bu görüşmeleri yapıyoruz. Pakistan halkı Keşmir mücadelesi başladığından beri onlarla her zaman omuz omuza bulunmuştur. Ve Pakistan hükümeti ve halkı bu süreçte onlara insani, ahlaki, hukuki her türlü desteği yardım bulunmaktan çekinmemiştir. Ve onların meselelerini bütün platformlarda, bütün uluslararası camianın bulunduğu bütün ortamlara dile getirmiştir. Ve hakkını savunmaya devam etmektedir. Fakat bu mesele Pakistan'ın çözülmesi, sadece Pakistan'ın devreye girmesi bu meselenin çözümü için yeterli değildir. Bundan ötürü biz işte ülkeleri ziyaret ediyoruz ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Uluslararası kamuoyunun bu konudaki kanaati oldukça önemlidir. Uluslararası kamuoyunun oradaki vahşeti, oradaki baskıyı, oradaki işkenceleri görmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve ancak onların kanaati neticesinde orada barışçıl bir netice, oradaki insanların kendi haklarını, kendi geleceklerini tayin etme haklarının elde edilmesi sağlanabilir. Bu sebeple biz işte her zaman olduğu gibi Türkiye gibi kardeş ülkelerle diyalog içinde bulunuyoruz. Onlardan yardım talep ediyoruz. Bizim sesimizi dünyanın geri kalan ülkelerine duyurmak adına ve Türkiye gibi diğer kardeş ülkelerle bir araya gelip bu meselenin çözümüne yardımcı olunmasını istiyoruz. Bana bu şeyi verdiğiniz için tekrardan TV5 ailesine teşekkür ediyoruz. TV5 İslam dünyasının meselelerini dünyaya iletme anlamında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Onlar İslam dünyasının meselelerini, özellikle Keşmir meselesi de dahil olmak üzere dünyaya iletiyorlar. Bu şekilde bizim mesajımız, bizim vermek istediğimiz meseleler daha geniş çevrelere ulaşıyor. Böylece ümit ediyorum ki Keşmir halkı için barışçıl bir çözüm bulunmasına yardımcı oluyorsunuz. Bu konuda size çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak Türkiye ile Pakistan her zaman çok iyi bir kardeş ülke olmuştur. Birçok meselede birbirlerine yardım etmişlerdir. Bu daha bağımsızlık mücadelesinden gelen, ondan sonra yaşanan doğal felaketlerde olsun, başka siyasi meselelerde olsun, Türkiye ve Pakistan her zaman birbirlerine yardımcı olmuşlardır. Söz gelimi bu darbe girişimi, 15 Temmuz hain darbe girişimini ilk kınayan ülkelerden bir tanesi Pakistan olmuştur. Bunun gibi ortaklığın, dayanışmanın biz gelecekte de devam edeceğini ümit ediyoruz. Türkiye'deki dostlarımıza güveniyoruz ve onlarla beraber çok daha iyi şeyler başaracağımızı ümit ediyoruz.